İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Artık zaman geldi, çattı. Seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim yapacağız dedi. Dolayısıyla muhalefetin bugüne kadar dillendirdiği, Cumhurbaşkanı adayını niçin açıklamadıklarına dair teorileri netlik kazanacak. Yani yasal olarak da adaylarını açıklamaları gerekiyor artık bu saatten sonra. Ve Perşembe günü de bir toplantı yapılacak. Millet İttifakı'nın bir toplantısı var. Burada ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışmaların yoğunlaşması bekleniyor. Millet İttifakı'ndan, Altılı Masa'dan gelen açıklamalar bu yönde. Bu arada seçim takvimi, seçim sayacı diyelim daha doğrusu. Bütün ekranlarda görüyorsunuz. 110 gün, 9 saat, 59 dakika, 25 saniye şu an itibariyle seçimlere yaklaştık. 3 ay akşam, değil ya, 3 aydan biraz. 3 aydan biraz fazla değil mi? Ha, 4 aydan biraz az. 3 aydan, 4 aydan biraz az 4 aydan demek 3 ay 20 gün ya, ben yanlış. 3 aydan biraz fazla demek de iyi. Bu da bir olasılık. Yani. Bu da bir 3 aydan biraz fazla diyemeyiz, 3 aydan 20 gün fazla. 20 gün evet, 3 aydan. Ama 4 aydan 10 gün az. 4 aydan biraz az diyebiliriz. 4 aydan biraz az. Merakla bekliyoruz. Gerçi Millet İttifakı'ndan, masadan yapılan açıklamalar niye bu konu merakla tartışılıyor şeklinde ama... Ya ben çok gerildim ya. Şu böyle duracak mı? Sayaçtan dolayı. Gerilme Gaffar, daha geriye sayıyorsun. 4 aylık sürecimiz var. Perşembe günü bir netleşme yaşanır mı? Şimdi bunu konuşacağız bu akşam. İlk bölümde konumuz bu. Kimler bizimle? Mahmut Öbür, Sabah Gazetesi yazarı. Evet. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Star Gazetesi yazarı. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. AK Parti MKYK üyesi Resul Kurt. Doçent Doktor Resul Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca bu akşam merhaba, bizimle. Şimdi Ankara'ya bir gidelim. Bu akşam olasılıkları konuşacağız. Beliren, öne çıkan adaylar, isimler neler? Biliyorsunuz İmamoğlu da yurt gezilerine çıktı, umreden döner dönmez. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, adaylığı kesinleşen isim bir anlamda Gaziantep'teyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da umre dönüşü yurt gezilerine devam ediyor. Yani bir aylık süreç içerisinde aday netleşecek ve İmamoğlu da bu süreyi en iyi şekilde değerlendiriyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Benim görüşüm bu yönde. Konuklarımıza da soracağız ama Rüya Akkuş bekliyor bizi, haber muhabire. Rüya merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nedir şimdi biz olasılıkları konuşuyoruz. Başkentte nasıl bir hareketlilik var? Perşembe günü biliyorsun herkesin merakla beklediği altılı masa toplantısı var. Senin duyumların neler Rüya? Altılı masa toplantısı var ama ilk kez toplanmıyor. 11. toplantılarını gerçekleştirecekler ve bugüne kadar da henüz bir aday ismi ortaya çıkabilmiş değil. En azından altılı masadan çıkan bir aday isminden bahsetmiyoruz. Şöyle bakacak olduğumuz zaman masada oturan bütün partilerin kendi içerisinde beklentileri var. Örneğin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını bekliyor ve zaten bunu da dile getiriyor aslında. Bir de beni deneyin demeye getiriyor. Ama bununla beraber Kılıçdaroğlu'yla yan yana yürüyen ama onun adaylığından emin olmayan, üstelik de parti içerisinde çok güçlü olan ve Perşembe günde bu toplantıya ev sahipliği yapacak olan bir parti var. İyi Parti'den bahsediyoruz. Meral Akşener bütün parti liderleri tek tek görüştü. Her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kulağını kapatmamış olsa da onun gönlünün kimden yana olduğunu artık bilmeyen kalmadı. O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan yana onun aday olmasını istiyor. Ama CHP de diyor ki hayır, benim belediye başkanlarım görevlerini tamamlayacaklar, istifa etmeyecekler. Şimdi böyle olunca diğer partilere bakmakta fayda var. Çünkü ortaya bir aday çıkacaksa, ortak bir aday çıkacaksa iyi kötü en azından bir ismin üzerinde birkaç kişinin anlaşabilmesi, birkaç partinin anlaşabilmesi gerekiyor. Şöyle bir bakacak olduğumuz zaman Demokrat Parti diyor ki aslında ya evet olabilir, biz de Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını düşünüyoruz, daha doğru olacağını ifade ediyoruz diyor. Saadet Partisi'ne bakıyoruz. Onlar zaten Kılıçdaroğlu'ndan yana böyle bir talepleri olduğunu dile getiriyorlar ama hemen altını çizeyim burada. Saadet Partisi'nin tabanı bunu istemiyor. Saadet Partisi'nin tabanı diyor ki milli görüşçü bir adayımız olsun bizim diyor. Biraz artık uzaklaştık bu altılı masa kendi amacından da aştı diyor. Böyle bir uyarıları var aslında parti liderine, partinin yönetimine karşı olarak. Tüm bunları bir kenara atacak olduğumuzda bir yandan Ali Babacan'a bakıyoruz. Ali Babacan diyor ki bana görev verilirse ben bu görevi başarıyla yerine getirebilirim. Ama bir bakalım. Gelecek Partisi'ne bakacak olduğumuz zaman Davutoğlu net bir şekilde çıkıp ben adayım deyip elini masaya vurmuyor. Ama tüm bunun yanı sıra da
bütün imza yetkisine sahip olabilecek enteresan bir cumhurbaşkanı adayından, cumhurbaşkanından bahsediyor ki demokraside böylesi bir ismin olması pek de muhtemel gibi gözükmüyor. Tüm bunları alt alta koyacak olduğumuzda 26 Ocak tarihinde Perşembe günü çıkıp da bizim ortak adayımız A kişisi derler mi? Bunu diyebilmeleri için özellikle temeldeki pek çok soru çözebilmeleri gerekiyor. Henüz o aşamaya gelinebilmiştir ama biliyoruz ki en azından bugün İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zor da bir açıklama yaptı. Perşembe günü ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı adayımızı konuşacağız dedi. Konuşacaklar muhakkak ki 30 Ocak'ta da bir hükümet programı açıklayacaklar. Şubat ayının başında da büyük bir ihtimalle geniş katılımlı bir şekilde bunu duyuracaklar. Tam da AK Parti'nin kendi seçim beyannamesini açıklamasından hemen önce bunu yapmaya çalışacaklar. Ama şunu söyleyelim. Öncelikli olarak kendi tabanlarında, seçmenlerinde nasıl bir hava hakim? Hep şunu söylüyorlar. Aslında siz de başından beri söylüyorsunuz, aktarılıyor. Hele bir seçim tarihi belli olsun, biz kendi adayımızı iki gün içerisinde açıklarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftadan beri aslında 14 Mayıs diyor. Yani bugün değil tek olarak. 10 Mart'ta bile en azından kararnameyi imzalayacağını, resmi gazete yayınlanacağına kadar söyledi kendisi. Bunun da üzerinden günler geçti. 2 gün değil sadece. Ortada bir isim var mı? Hayır, hala yok. 26 Ocak günü akşam saatlerinde bir isim konuşuyor olur muyuz? Muhtemelen yine buna hayır diyeceğiz. Ama muhtemelen bundan sonra süreç başladı. Yani artık bunun bir zorunluluk olduğunu onlar da hissediyorlar. Dolayısıyla Şubat sonuna doğru belki Mart başına doğru. Biz burada diyoruz ya seçime ne kadar kaldı? 4 aydan az mı? 3 aydan çok mu? Yani Mart gelmeden herhalde aday açıklanacak gibi. Senin de izlenimin bu yönde mi? Rüya, ne diyorsun? Şimdi şöyle aslında. En başından beri diyorlar ki biz o an gelene kadar adayımızı açıklamayacağız. Çünkü kamuoyunda bu kişinin zedelenmesini, isminin üzerinde biraz tepinilmesini istemiyoruz diyorlar aslında. Yani bu demek ki bir isim gelecek ve kamuoyu bu ismi tartışacak. Bundan imtina ediyorlar. Ama burada bir nüans farkından bahsetmekte fayda var aslında. Şimdi en başından beri Cumhur İttifakı adayın zaten belliydi. Hiç aksi bir isim zikredilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını biliyorduk. Ama neden bu kadar erken Cumhurbaşkanı bunu söyledi? Mecliste bir uzlaşı talebinde olduğu için en azından dedi ki kendi aramızda anlaşabilirsek gelin 14 Mayıs'ta meclis götürsün dedi. Şimdi tam burada bu altılı masanın bir isim söylemesi gerekiyor. Ama eğer ki diyelim seçim takvimi 10 Mart itibariyle başlayacak. 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayına artık ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşmaları gerekiyor. Ama öncesinde de bir seçmenin nabzını yoklamaları lazım. Yani ben A kişisini açıklıyorum. Diyelim ki Kılıçdaroğlu. Bakalım kim buna oy verecek? Kimler oy vermekten yana tercihini kullanacak? Buna biraz bakılması gerekiyor. İşte tam da bu noktada Şubat ayında belki en azından kendi hükümet programları açıklanırken o ismi de paylaşabilirler. Bu da Şubat ayının başı gibi gözüküyor. Ama derseniz ki en son tarih ne olacak? En son tarihi düşünecek olursak 21-26 Mart arasına kadar hakları var ama seçmen buna ne der? Seçmen kendi içerisindeki heyecanını artık yavaş yavaş yitirmeye başladı gibi. Önceden şöyleydi yani tarafımız belli, partimiz belli. Kime aday gösterirlerse onu oynayacağız. İyi hoş da altılı masa kime aday gösterecek? Bir kişi mi, iki kişi mi, ayrılacaklar mı, bölünecekler mi, birleşecekler mi? Tüm bunların yanıt bulması gerekiyor. Ankara'da biraz bu açıdan en azından altılı masa tarafında kafalar karışık. Seçmen yine iyi kötü net. Seçmen bir şekilde kime oy vereceğini geçmişten gelen birikimleri az çok tartıyor ama gelecek aday bütün bu herkesi toplayabilecek mi? Oldukça önemli. Bilhassa da her zaman dile getiriliyordu. HDP biz olmazsak kim kazanacak, nasıl kazanacak, bizsiz seçim mi kazanılır diyordu. İşte bakalım onların da dahil olduğu bir yarışta bilhassa Milli Görüş, bilhassa İyi Parti bakın ne yapacak. Biraz işler zor. Yani o kadar kolay değil. Bizim adayımız bu denildiği zaman bu iş bitmeyecek. Daha çok tartışılacak. Hatta belki de kendi adaylarını en çok kendileri yıpratacak.